Arkadaşlar dersimizin 3. aşamasında kaplamalara devam edeceğiz. Yalnız kaplamalara devam etmeden önce ben son kaldığımız yeri bir render ettim. Bazı hatalarımız mevcut. Örnek zemin kaplamasını değiştirmemiz gerekiyor. Güzel çıkmamış. Pencerelere biraz daha detay eklememiz gerekiyor. Şu ışığın üzerinde bir problem var gibi duruyor. Bunun gibi ufak tefek sorunlar var. Bunları dersin sonunda düzelteceğiz ve duvara falan ekstra kaplamalar ekleyeceğiz. Biz ilk önce kalan kaplamalarımızı devam ettirelim. Bitirdikten sonra hatalarımızı tekrar döner bakarız. Bu yaratacağın kaplamanın daha detaylı bump verebilmesi için, yani kabartı etkisi daha iyi olabilmesi için yüzeydeki poligon sayısını arttırdım. Şimdi buraya bir resetleyelim. Doldu çünkü.
Buradan resme göre kendini bir ayarlasın. Şimdi tekrar arttıralım. İster bump verin, ister displacement verin. Ben displacement vereceğim. Bunu daha sonra düzelteceğiz. Yaptığımız kaplamaları hafif glazinasla yansımasına kırarsak daha iyi sonuçlar verir.
Bu arada Türkçe karakter kullanmak meclisin içinde sorun olmaz ama dışarıya aktarırken veya başka bir programda kullanacağımız zaman, örnek Maxel ya da export ederken sıkıntı çıkarabilir. Şu an ben yazıyorum ama eğer farklı programlarla çalışacaksanız Türkçe karakter kullanmayın. Bir de ışık gibi şeylerin iç yüzeyini beyaz yapın ki ışık içeriden yansıyarak, daha fazla yansıyarak dışarıya çıksın. Eğer içi de siyah olursa ışığın çoğunluğu içeride tutulur. Buna dikkat etmek lazım.
Buradaki tekrar etmek için bunu unwrap'a çevireceğim. Oyun hep işimi görmedi. Önce bunu bir düzlememiz gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi yüzeyi düzelttik. Bu yüzeyin, bu çizginin karşıdaki geldiği yer şu mavide gösterilen yermiş. İlk önce onları birleştirelim. Birleştirme için bunu kullanıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi orası birleşti. Tekrar bunu seçip çift tıklayarak. Bunun da karşılık geldiği yer burasıymış. Bunu da birleştirelim. Bunun karşılık geldiği yer burasıymış. Bunun burasıymış. Boyutunu küçültelim. Gördüğünüz gibi tam olarak oturdu. Düzgün. Köşeleri düzeltmedim ama köşeler tam gözükmediği için sadece şu tekrar yok etmek istedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şu koltuğu seçip buradan bunu farklı bir yani unique bir şey yapıyoruz. Çünkü hepsi instance'a kopyalanmış. Instance'a kopyalandığı için biri değiştiğinde hepsi bir değişiyor. Make unique yaparsak farklılaşıyor. Yani şimdi bunu değiştirdiğimde diğerleri değişmeyecek. Şimdi hepsini seçelim. Yüzey olarak seçelim. Ve hareket ettirelim biraz. Bu farklılık yaratmak için bunu yapıyorum. Çünkü koltukların hepsi birbirinin aynı şekilde kaplanmaz.
Şimdi gelen ayakta bakalım. Kaplan olmuş hocamız kaldı mı? Evet, kaplan olmuş hocamız kalmadı. Bu dışarıdaki duvar var. Ondan sonra yaparız.